Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi'nin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Somuncu Baba Külliyesi'nde hizmete açtığı Engelli Koordinasyon Merkezi'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreni görme engelli olan müzik öğretmeni Cuma Ali Sinan Kılı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Elif Lam Mim. Açılışa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, siyasi partilerin il teşkilatı temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, merkezin açılış konuşmasını yaparak Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Engelli bireyler için hizmete açılan merkezin önemine değindi. Türkiye'nin özlediği bir tablo var. Türkiye'nin özlediği tablo şu, değerli arkadaşlar. Farklarımızla bir arada olabilmek. Farklarımızı kavga sebebi yapmamak, düşünsel farklarımız, kökenlerimiz, değerler, siyasi görüşlerimize rağmen bir arada olabilmek ve bir arada üretebilmek. Bir bütünün parçası olarak çözümü hayata geçirebilmek. Türkiye'nin özelliği tablo bu. Türkiye'de insanlar birbirlerine çelme takarak dünyayla rekabet edemezler. Ama Türkiye'de birbirimizi seviyoruz, bölünmüş, parçalanmışlık olmasın diye de doğru fikirlerini, inandığı fikirlerini, inançlarını söylemekten, dile getirmekten, uygulamaktan geri kalmamalıdır. Birlik farklı düşünmeye engel olamaz. İstişare etmeye engel değildir, meşverete engel değildir. Sevgili arkadaşlar, Aksaray Belediyesi son derece ülkemizin arzu ettiği bu topluya uygun sevgili belediye başkanımızın önderliğinde bir şehir meydana, bir şehir atmosferi meydana getirdi. Sabahleyin kahvaltıda engellilerle ilgili kuruluşlarımız, hizmet veren dostlarımız şunu gösteriyorlar. Biz el ele beraberiz. Biz yeni şeyler yapabiliriz. Problemleri beraber çözeriz. Üstleniriz. Çözümlerde ortağız. Sorunları paylaşır, küçültürüz. Çözümleri paylaşır, büyütürüz. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, buna biraz önce ziyarette de değerli belediye başkanımıza, sevgili belediye başkanımıza arz ettiğimiz gibi öyle bir şey ki sizin taleplerinizi, bütün engelli arkadaşlarımızın taleplerini dinlemeye, hayata geçirmek için el ele vermeye hazır bir belediye başkanımız ve ekibi var. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise konuşmasında sosyal belediyecilik hizmetleri anlayışıyla engelli vatandaşlar için hayata geçirdikleri projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Bizler tabii göreve geldiğimizde hep şunun üzerinde özellikle kıymetli ilgili vurgu yaptık. Dedi ki bu şehri tek başımıza yönetmeyeceğiz. Bu şehri bizler sivil toplum kuruluşlarıyla, odalarla, derneklerle ve halkımızla beraber yöneteceğiz. Ve onlar bizlerden neyi talep ediyorsa, neyi istiyorsa, neyi arzuluyorsa, gücümüz yettiğince, elimiz el verdiğince bunları gerçekleştirmek için var gücümüze çalışmaya gayret edeceğiz. Ama bizim için tabii ki en önemli konulardan bir tanesi engellilerimiz için yaptığımız çalışma. Bu çalışmanın hem bu dünyada hem de öbür dünyada bize ne kadar büyük bir katkı sunacağını, ne kadar büyük bir iş yaptığımızı sizlerin sayesinde görmüş oluyoruz. Sizlerin sayesinde bir kere daha farkında varmış oluyoruz. Burada bir süre odası başkanımız var. İlk başladığımız zaman göreve dedik ki engellilerimiz için güzel ve uyumlu minibüslerimiz olsun. Seyahatlerini rahat yapabilsinler. Sağ olsunlar kırmadılar ve Türkiye çapında 160 tane aracın bir anda engelliler için uyumlu hale getirmesi için
bir çalışma başladı. İlk startımızı biz oradan verdik. Ardından kaldırımlarımızın işgalleri vardı. Onları engellemek için çalışmalar yaptık. Yayalarımızın ve engelli vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım yapabilmesi için gerekli yerlerde gerekli kaldırım çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Sözlerimiz sonuna gelirken burada ne yapacağız? Burada nasıl bir aktivite meydana getireceğiz? 4 sene önce verdiğimiz sözlerden bir tanesi de böyle bir aktivite merkezi açmaktı. Allah'a hamdolsun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Aslında çalışmaya bir ay, bir buçuk önce başlandı. Neler yapıyoruz? Burada çok kıymetli Beyaz Ay Derneğimizin şube başkanı var. Diğer derneklerimizin, engelli derneklerimizin burada yapmış olduğu faaliyetler var. Bu faaliyetler doğrultusunda memurluk sınavına hazırlanıyorlar. Burada geliyorlar, günlerini, vakitlerini güzel bir şekilde değerlendiriyorlar. Yapmış oldukları yeni projeleri burada hayata geçiriyorlar. Yani bir ev ortamını biz burada yaratmaya çalıştık, oluşturmaya çalıştık. Ki onlar burada rahat edebilsinler. Onlar burada rahat imkanlara kavuşabilsinler. Çaylarını, kahvelerini içerken güzel sohbetlerini yapabilsinler. Değişik alanlarda istedikleri doğrultusunda kurslarını gerçekleştirsinler. İnşallah bugünden itibaren bu açılışımızı gerçekleştireceğimiz Engelli Koordinasyon Merkezimizle birlikte bu ve buna benzer çalışmalar kat kat artacak ve beraber belediyede oturduğumuz zaman çok güzel ve çok yeni projeler var. İnşallah bunu da gelecek zamanlarda açıklayacağız. Sayın Vekilimizin bize o kadar güzel öneriler ve projeler oldu ki inşallah belki de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirecek. Şimdi söylemiyoruz. Altyapısını oluşturduğumuz zaman inşallah açıklayacağız ve güzel şeylere inşallah imza atacağız. Bu arada yine bir derneğimiz vasıtasıyla engelli kardeşlerimizi Umre'ye gönderilecek bir çalışma gerçekleştirecek. Burada emeği geçen bütün başkanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Protokol konuşmalarının ardından görme engelli genç İsmail Uygun ilahi okudu. Minik semazenlerden oluşan öğrenciler sema gösterisi yaptı. Açılış kurdelesini Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve protokol üyeleriyle birlikte kesen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi ve davetlerle birlikte Engelli Koordinasyon Merkezi'ni gezdi. Diğer kurumlar, özellikle Aksaray Belediye'mizle, üniversitemizle burada kaldığımız sinerji bizi önümüzü çok ciddi anlamda açtığını düşünüyorum. Tek bir amacımız var, biz sadece Allah rızası için bütün engelli vatandaşlarımıza hep birlikte hizmet vermenin derdindeyiz. Başka bir beklentimiz de yok. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Bahar'ın müjdecisi Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında, Bahar'ın müjdecisi tabiatın uyanışı, umut dolu yarınların başlangıcı, bolluk ve bereketin simgesidir Nevruz Bayramı. Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan müşterek kültür coğrafyamızda, yüzyıllardan bu yana kutlanan Nevruz, bir olmanın diri olmanın ifadesidir. Bizler millet olarak dili, dini, rengi, mezhep ve inancı, etnik kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun bu cennet vatanda huzur içinde yaşayıp aynı kıbleye yönelen, aynı acılarla üzülen, aynı sevinçleri yaşayan bir tesbihin taneleri gibi aynı bütünün parçalarıyız. İşte Nevruz Bayramı bu değişmez gerçeği bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın birlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacak Nevruz Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette minik öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya şiir okudu, türküler seslendirdiler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bunlar ne tatlı ya. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Zübeyde Hanım Anaokulu. Prenses. Şşşt. Bak bak prenses. Hoş geldin. Hoş geldin. Kapı ne? Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Nilperen Özcan Koçak, müdür yardımcısı Eda Zuhal Kemerkaya ve öğretmenleri Fatma Kara ile birlikte Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı'yı ziyaret ettiler. Sayadım, benim adım Saydan. Tuana Saydan, değil mi? Peki Tuana ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Doktor olacaksın. Ne soyadın sen? Beyin olmam. Sen büyüyünce ne olacaksın? Kalp doktoru. Ooo. Sesler. Evet. Sen ne büyüyünce ne olacaksın? Annesi. Ziyarette şiirler okundu, türküler söylendi.
Minik Öğrenciler Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı'ndaki şehitlere yazdığı Bir Hilal Uğruna Ya Rab şiiri ve Rumeli yöresine ait Tuna Nehri Akmam diyor Osman Paşa türküsünü seslendirdiler. Temizden uzanmış yatıyor. Bir hilal onu yarattı, güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş öfker. Gökte ne gezmek öpse opa karıldı. Ne büyüksün ki kan kotaya çekildi. Bekleyin aslanı ancak kula yaşanmaydı. Sana dar gelmeyecek makbeli kimler kastır. Ömerim seni tade desem sığmazsın. Ey şehit ol şehit, iste benden mahber. Sana avucunu açmış buluyor peygamber. Ooo, aferin ya, bir alkış alalım. Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, pirevde. Çıkmam diyor, kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. Düşman tuğla yuvakladı, karakolları yokladı. Çok güzel. Şiir okuyan Bayram Arslan, türküyü seslendirenler Mehmet Ceyhun Çiftçi ile Mert Özçiçek, heyecanlansalar da başarılı bir performansla Başkan Yazgı'nın hayranlığını kazandılar. Pişman olursun, kaçma düşman, pişman olursun. Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ziyarette Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Afrin Operasyonu ile ilgili okul bahçesinde hazırladıkları koreografinin çerçeveli fotoğrafını hediye ettiler. Okul Müdürü Nilperen Özcan Koçak okul çalışmaları hakkında bilgiler vererek Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Biz de size sosyal etkinliklerimizin bir sakına bilgi vermek istedik bu ziyaretimizde. Biz Afrin'de çarpışan askerlerimiz için bir böyle moral günü gibi bir şey düzenlemek istedik. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yazgı, çocukları tebrik ederek ziyaret anısına çocuklara çeşitli hediyeler verdi. TRT ekranlarında Can Veren Pervaneler adlı program sunucusu olan ve sevdalısı olduğu divan edebiyatını ve Türkçenin doğru kullanımını hayat tarzı haline getiren ünlü yazar Hayati İnanç, Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği programda liselilerle bir araya geldi. Aksaray Belediyesi'nin kültürel etkinlikler kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'nden öğrencileri bir araya getirdiği ünlü yazar Hayati İnanç konferansta hayranlık duyduğu divan edebiyatı şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han, Nabi, Necip Fazıl Kısakürek ve Şeyh Galip'in yazdığı şiirlerden ve sözlerden örnekler okudu. Gurbet eli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar, önü bile ayrılığı tarttılar, 50'dir hem fazla geldi ayrılık. Günlük yaşantılardan da örnekler veren İnanç, bize lazım olan eğlence değil neşedir. Eğlence ahmakça bir avunmadır ve sizler eğlenemiyorsunuz. Sadece içinizdekileri o an bastırıyorsunuz ve onu gürültülü bir şekilde örtmeye çalışıyorsunuz demektir. Neşe ayrıca gönülden gönüle geçerek olur. Eğer ki bir gönül kurumuşsa o gönülden bir iş çıkmaz dedi. Ey genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamaya bilirsin. Adam giderken şaka yapıyorum. Ey genç adam, yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Türk ve divan edebiyatı başta olmak üzere birçok edebiyattan ve şairden söz eden İnanç, verdiği örneklerle geçmişle günümüz arasında kıyaslamalarda bulundu. Bugün Aksaray Belediyesi ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret eden Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri Aksaray Belediyesi bünyesinde yayın yapan Belediye TV'mizi de ziyaret etti.
Öğrencilerle birlikte stüdyomuzda keyifli dakikalar geçirdik. Şimdi bu renkli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Televizyonumuz Haber Müdürü Dilek Gök tarafından karşılanan öğrencilere birçok birim gezdirilerek medya mesleği hakkında bilgiler verildi. İlk olarak reji olarak bilinen ana kumanda odasını gezen öğrenciler etrafı meraklı gözlerle izledi. Daha sonra haber merkezine uğrayan miniklere haberlerin nasıl yazılıp montajlandığı hakkında bilgiler verildi. Kuşkusuz öğrencilerin en çok merak ettiği yer stüdyo oldu. Minikler stüdyoya girdiklerinde etrafı meraklı ve bir o kadar da şaşkın bakışlarla izlediler. Televizyon stüdyosunu ve yayın odasını gezen minik öğrenciler kameralardan ekranlara yansıyan görüntülerini görünce büyük bir keyif yaşadı. Stüdyoda eğlenceli dakikalar geçiren minik misafirlerimizle temsilli sunumlar yaptık. Okul müdürü Nilperen Özcan Koçak, müdür yardımcısı Eda Zuhal Kemerkaya ile öğretmen Fatma Kara ve miniklerle birlikte hoşça vakit geçirdik. Okul müdürü Nilperen Özcan Koçak, ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yaparken 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi Defne Çağlayan temsili haber sunumu yaptı. Zübeyde Hanım Anaokulu olarak bugün belediye binamızı ziyaret ettik. Başkanımız bizleri çok güzel karşıladı. Çocuklarımızla birlikte şarkılar, şiirler söylediler. Aksaray Belediyesi TV'yi takip ediyoruz. Çocuklarımıza işleyiş hakkında bilgi vermek için televizyon binamızı ziyaret ettik. Burada da çok güzel karşılandık. Çocuklarımıza bilgiler verildi işleyiş hakkında. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Belediye TV'ye hoş geldiniz. Belediye TV'ye hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Haberlerle karşınızdayız. Zübeyde Hanım anaokulu öğrencileri olarak... Zübeyde Hanım öğrencileri olarak bugün televizyonu ziyarete geldik. Bugün televizyonu ziyarete geldik. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret ettik. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret ettik. Ziyaret ettik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Harikasın. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.